Arkadaşlar merhabalar. İyi yayınlar diliyoruz öncelikle. Bugün burada kamuoyunda para sayma diye adlandırdıkları İstanbul İl Binamızın alımına ilişkin duruşma, davanın ilk duruşmasında hep birlikteydik Cumhuriyet Halk Partisi heyeti olarak. Maalesef yargının yine siyaset üzerinde maşa olarak kullanıldığı bir yargılama sürecini izledik hep birlikte. Öncelikle teknik olarak şunu belirtmek isteriz. Görüntüler hukuka aykırı elde edilmiş görüntülerdir. Dolayısıyla hukuka aykırı elde edilmiş görüntülerle bir dava, bir iddianame düzenlenemez ve bir yargı yapılamaz, bir yargılama yapılamaz. Bunu belirttikten sonra şunu söylemek isterim. Gerek Yargıtay'ın, gerek Anayasa Mahkemesi'nin, gerekse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hukuksuz elde edilen delilin delil niteliğinde olmadığına ilişkin yerleşik kararları vardır. Bunu da kamuoyunun bilmesini özellikle isteriz. Tabii burada bir yerel mahkeme eliyle Anayasa Mahkemesi'nin yargılama yetkisi yine gasp ediliyor. Aynı Can Atalay'da Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararın tanınmadığı şeklindedir bu yargılamada. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi gibi Türkiye'deki bütün siyasi partileri denetleme yetkisi Anayasa Mahkemesi'nindir. Sayıştay ilgili yılların denetim raporunu henüz düzenlememiş olmakla birlikte düzenlese bile burada hukuksuz bir durum bulunsa bile yani bağışın yasa dışı alındığı kabul edilse bile bunun yargılama yetkisi Anayasa Mahkemesi'nindir. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin yapması gereken yargılamayı yerel mahkeme eliyle dizayn edilmiş mahkemeler eliyle yapılmak istenmektedir. Biz içeride hukukçu arkadaşlarımız buna ilişkin itirazlarımızı sunduk. Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay o tarihlere yani 2019 yılına ait denetimi henüz gerçekleştirmemiştir. Tüm bunlarla birlikte şunu da belirtmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hangi yöneticisi olursa olsun, hangi üyesi olursa olsun ilgili bağışı yasaya uygun bir şekilde almış ve o bağışlar da yasaya uygun bir şekilde yapılmıştır. Burada hukuksuz ya da yasa dışı hiçbir şey yoktur. Hepinizin bildiği üzere İstanbul İl Başkanlığımız bir tuğlada sen koy kampanyasıyla il binamızın alımını sağlamışlardır. Burada yasaya aykırı hiçbir şey yoktur. Kamuoyunun bunu böyle bilmesini ve böyle izlemesini rica ederiz biz de. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım siz neler söylemek istersiniz? Teşekkürler. Evet davayı takip ettik. Genel Başkan Yardımcılarımız Ensar Aytekin ve Gül Çiftçi ile birlikte İstanbul'daki 39 ilçe başkanımızla, il yöneticilerimizle ve avukatlarımızla birlikte davayı takip ettik. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. İl binasının satın alınmasının görüntülerinden kaynaklı bir davayı bugün takip etmiş olduk. Ne zaman satın alındı il binası? 2019 yılında satın alındı. 2019 yılında İstanbul İl Başkanlığı bir kampanya başlattı. Bir tuğlada sen koy kampanyasıyla insanlar bağışlarda bulundular ve il binası o dönem satın alındı. Peki bu görüntüler ortaya ne zaman çıktı? 10 Mart 2024 yılında. Yani 31 Mart 2024 seçimlerine tam 20 gün kala. Amaç neydi buradaki? Acaba 2019'dan bu yana İstanbul'u yöneten Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na buradan bir zarar verebilir miyiz? Seçim sonuçlarını değiştirebilir miyiz? Seçim sonuçlarını bu görüntülerle etkileyebilir miyiz? 31 Mart seçimlerinden önce uğradığımız tek karalama kampanyası, tek iftira da bu değildi. Sahte broşürlerle, gerçeği yansıtmayan haberlerle, daha öncesinde 2023'te İtiraf edilen montaj videolarla ne yazık ki her seçim öncesinde bu tür karalama kampanyaları, bu tür görüntüler bir biçimiyle ortaya servis ediliyor. O gün de söylemiştik, 10 Mart 2024'te bu görüntüler ortaya çıktığında şunu ifade etmiştik. İl binasının satın alınma bedelinin kaporasının ödendiği görüntülerdir ve paranın teslim alma tutanağını da zaten kamuoyuyla ve sizlerle paylaşmıştık. Şimdi bugün bulunduğumuz noktada mesele şudur. 31 Mart 2024 seçimlerinde millet ve İstanbullular tıpkı 2019 seçimlerinde olduğu gibi bir demokrasi dersini yine bu tür eylemlere girişenlere çok net bir biçimde vermiştir. 2019'da 12 bin oy olan oy farkı İstanbul'da 1 milyonun üzerine çıkmıştır. Ve sonrasında bugün bu dava burada gerçekleşti. Ve süreç devam ediyor. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gül Çiftçi çok net bir biçimde davanın
teknik boyutlarını sizlerle paylaştı. Yani siyasi partilerin denetimi Anayasa Mahkemesi'ne bağlı. Burada partili arkadaşlarımız neyle suçlanıyor? Kanuna aykırı bağışla suçlanıyor. Kanuna aykırı bağışla ilgili yetki Anayasa Mahkemesi'nde, denetleme yetkisi Anayasa Mahkemesi'nde, ama bugün bir yerel mahkemede arkadaşlarımız yargılanıyor. Bunun ötesinde bir mesele daha var. Yine Sayın Genel Başkan Yardımcımız ifade etti. Söz konusu olan görüntüler bir kere usule uygun olmayan, yasa dışı bir biçimde çekilmiş görüntüler ve deliller, yasa dışı biçimde elde edilmiş deliller. Burada böyle bir mesele de söz konusu. Burada şunu görüyoruz tabii ki. 31 Mart'tan önce nedir bu davanın amacı diye soracak olursanız, 31 Mart'tan önce seçim sonuçlarını değiştirmeye yönelik bir meseleydi. Bugünkü amaç nedir? Bugünkü amaç da 101 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'ni kamuoyunda bir biçimiyle algısını zayıflatmak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülkenin çok yakıcı gündeminin olduğu bir günlerde, yani özellikle ekonomi başta olmak üzere Türkiye'nin çok ciddi sorunlarının olduğu bir dönemde, her gün başka bir mesele üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartışmak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kamuoyundaki algısını zayıflatmak amacıyla kurulmuş bir dava, tamamen siyasileşmiş bir dava. Bu süreçlerin takipçisiyiz. Bu süreçlerle mücadele etmeye hep birlikte devam edeceğiz. Ancak şunun bilinmesini isteriz ki vatandaşın, milletin de bu işlere fırsat vermediğini hem 2019'da gördük, hem 2024'te gördük. Günü geldiğinde vatandaş yeniden bir demokrasi tokadıyla bu meselelerin hepsine cevap verecektir. Teşekkür ediyoruz. Dava mahkemede nasıl bir sonuç çıktı Sayın Başkan? Ertelendi mi? 29 Kasım'a ertelendi. Teşekkürler. Sağ olun.